bütün değerli hemşehrilerimi buradan helikopterden sevgiyle selamlıyorum. Tarih 25 Mart 2009'u gösterdiğinde Türkiye gündemi Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter kazasıyla sarsıldı. Tüm Türkiye kazayı bu çığlıklarla duydu. Hanımefendi, Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte biz helikopterle düştük. Devlet bütün imkanlarıyla harekete geçti ancak kaza yerine 2 gün sonra ulaşıldı. Kaza yerine bu kadar geç ulaşılması zihinlerde şüphelere yol açtı. Günlerce neden kaza yerinin bulunamadığı sorusunun cevabı arandı ancak sonuç çıkmadı. Kazadan sonra ortaya çıkan bilgi ve görüntüler olayla ilgili şüpheleri arttırdı. Bunlar nasıl yakılır yani buradaki bilgi aslında? Bunlardan biri de görgü şahitlerinin verdiği bilgilerdi. Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırladığı raporda adı geçen Kozyağız köyünden Zülfikar Ünal ve kızı Eda Nur ilk kez TRT Haber'e konuştu. Böyle geçti, böyle geçecek. Helikopteri ilk fark eden Eda Nur'du. 4 kişilerdi. Şu yamaç dediğimiz yerden geçiyordu, eteğinden geçiyordu. Böyle gittikçe yükseldi. Oraya varınca böyle kayboldu uçak. Biz van yükseldi orada. Dumanı görünce babasını uyardı. Helikopter enginden, sizin enginliğinden geliyor yani görüküyor. Hı hı. Helikopter. Baba dedi, üçüncü daha dedi, helikopter vardı vardı dedi, oraya bir dedi, bir duman çıktı dedi, orada dedi, patladım oldu, ne olduysa dedi, oraya düştü, çık da bak dedi. Zülfikar Ünal kazayı televizyondan öğrenir öğrenmez karakolu aradı. Ev telefonum vardı. Hı hı. Ev telefonunu açtım karakola. Hı hı. Dedim ki, sizden evin 1 kilometre dedim, ilerisine helikopter düştü, buradan kız da gördü, ben biz de gördük dedim. Kız da tarif ediyor dedim. Hı hı. Bak kız röze varmamış dedim. Hı hı. İlerisinde kız röze var dedim, orada geçmemiş dedim. Siz neden de geçmemiş, telefon açtım dedim. Evet. Kaza yeri ihbar edilmesine rağmen enkaz birçok farklı bölgede arandı. Köylüler enkazın yanlış yerde arandığı yönünde uyarıda bulundu. Ancak bu ihbarlar da ciddiye alınmadı. Tamam diyorlar, başa bir şey demiyorlar. Sen orada dur diyorlar ya, telefonun başında dur diyorlar. Bağlantıyı diyorlar, bırakma diyorlar. Evet. Dün medyaya yansıyan görüntülerde bir 112 acil ekip görevlisinin telefondaki görgü tanığından helikopterin düştüğü yer hakkında aldığı bilgilerde kazanın yerinin kazadan hemen sonra bilindiğini ortaya koyuyor. Kızılözüm karşısındaki dağ. Kamuoyu bu bilgilere rağmen enkaza niçin 2 gün sonra ulaşıldığı sorusunun cevabını merak ediyor. Olayı araştıran Malatya'daki özel yetkili savcılık, şimdi bu karanlık noktaları aydınlatmaya çalışıyor.